Mavikadın.com'dan herkese merhaba. Bugün Z kuşağını konuşacağız. Profesör Doktor Nevzat Tarhan bizimle birlikte olacak. Hocam hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk. Teşekkür ederim. İyi yayınlar diliyorum. Teşekkür ediyoruz. Geçenlerde ilginç bir araştırmaya konu oldu bu. Z kuşağının daha erken yaşlandığına dair. Bu erken yaşlanmanın psikolojik ya da mental olarak ya da fiziksel olarak sebebi ne olabilir? Tabii erken yaşlanma durumu aslında erken juvenil prekoks, erken ergenlik deniyor. Mesela normalde 12 yaşında başlıyor teenager olan 12-19. 9 yaşında başlanan vakalar oluyor. Hemen böyle durumlarda ergenlik geciktirici ilaç veriliyor tıbbi olarak. Yani ergenlik hormonlar eski. Bu iki türlü oluyor. Yani beslenme hatalarından oluyor. Evet. Yani birçok gıdalarda, birçok şeylerde yani mesela tavukta bile östrojen hormonu veriyorlar. Tavuk kilolu olsun diye bunun gibi. Böyle beslenme hataları oluyor. İkincisi de zihinsel uyarın çocukların küçük yaşta çocukların yaşına uygun olmayan cinsel uyaranlar çok fazla geliyor çocuklara. Cinsel uyaranlar gelince vücut testosteron üretiyor kız çocuklarında. Erkek çocuklarında da cinsiyet hormonları hızla beyinde erken uyarılıyor, harekete geçiyor. Yani 12-13 yaşında geçecek cinsiyet hormonları erken başlıyor. Bu erken ergenlikler onun için endokrin uzmanlarına çok başvuruyorlar. Evet, böyle durumlarda çoğunda çocuk psikiyatrisine de yardım istiyorlar. Yardım istedikleri de oluyor. Yani erken ergenlik olunca erken yaşlanma demektir bu. Bir de çocuklar tabii yani küçük yaşta çocuklar büyümek isterler. İleri yaştaki insanlar da genç olmak isterler. Yani genellikle insanda bu duygu var çocuklarda. Ama sen 18 yaşına gelmemiş çocuğa dudak dolgusu yaptırırsan, aşırı makyajlı durumlar yaptırırsan, bu çocuğa estetiklerden dolaştırırsan birçok anneler kendi çocuğuyla yaptırıyor bunu. Kesinlikle hocam. Son dönemlerde özellikle estetik yaşı oldukça düştü 18'e kadar. 18 yaşından önce yapılmaması lazım. 18 yaşından önce çünkü o çocuk kendi kimliğini daha arayıp bulmamış dönem. Yani çocuk ergenlik geciktiricileri de alıyorlar. Mesela bazen hormon ilaçlarını bize kız geldi hastaneye yatırdık. Sakallıydı kız. Kadın bayan koğuşuna yatırdık. Oradaki hastalar itiraz ettiler. Ya dedik bu kız hormon almış. Erkeklik hormonu almış. Sakal çıkmış kızda. Düşün. Bu verilen ilaçlardan kaynaklı mı hocam? Yok, hiç kimse vermemiş. Kendi almış eczaneden. İğneler yani almış. Vurdurmuş. Aslında bilinçsizlikten kaynaklanıyor ve burada bu noktada yine ebeveynlere de görev düşüyor aslında. Tabii kesinlikle. Ebeveyne tepki olarak alıyor zaten. Ebeveyne tepki olarak ben kızım erkek olmak istiyorum diye alıyor ilacı. Yani her şeyin aslında çıkış noktasına baktığımızda ebeveynlerin doğru bilinçlendirilmesi yönünde eksik kaldığımızı görüyoruz. Tabii, değil mi? Ya ebeveyn liderliği ciddi sorun oldu şu anda. Ebeveyn liderliği şu anda ebeveynler lider olamıyorlar çocukların üzerinde. Ebeveynler çocuklarını yönetemiyorlar. Çocukların üzerinde ebeveynin söz gücü azaldı. Bir de ebeveynler çocuklarını öyle yetiştiriyorlar ki çocuklarını kendi patronları gibi yetiştiriyorlar. Böyle evet, yani yönetim çocuk, orada biraz daha çocuklara geçti aslında. Tabii çocuk merkezli bir yetiştirme oluyor. Çocuk 11-12 yaşına geldiği zaman ona bir saltanat sunuluyor çocuğa. Çocuğa ondan sonra hadi bırak o saltanatı sen çocuksun diyorlar. Olmuyor evet. O çocuk bırakmıyor böyle kafa tutmaya başlar niye babaya. Kesinlikle ve bir noktadan sonra kendi değerlerini oluşturuyor dediğimiz tabii gibi. Çocuk anneyle olan saygı ilişkisini, sevgi ilişkisini sevgiyle saygıyı beraber götürmeli. Sadece sevgi yetmez. Sevgi saygıyla beraber olursa disiplin ortaya çıkıyor. Yani disiplin kurallı ortam demektir. Kurallı ortamda da yapılandırılmış ortamdır. Sağlıklı kişiler yetişir. Evler kurallı ortam değil. Çocuk belirliyor kuralı. Çocuk iyi kötü bilmez ki. Hayatı bilmez ki. Yani çocuğa son sözü bırakmak değil bu. Yani çocuğa mesela çocuk şu tişörtü giymek istiyorum diyor. Anne de giydin giymedin ego savaşları oluyor. Şöyle dese ki 5 tane tişört çıkarsa anne birini daha çekici yapsa ondan sonra hangisini istiyorsun çocuğum dese o birini alır tişörtün. Cazip olanı alır. Anne kontrolü kaybetmemiş olur ya da baba çocukta özellik duyusunu tatmin eder. Yani bunun evet, gibi ya da orada bir fikir birliği de oluşmuş olur böylece. Çatışmaya da gerek kalmaz. Ya emir vermek yerine seçenek sunmak gerekiyor. Evet, nasihat vermek hocam. Yerine bak nasihat vermek yerine örnek olmak gerekiyor. Kesinlikle. Hocam hem Z kuşağıyla ilgili hem aile çatışmalarıyla ilgili hem bu iletişimde yaşanan problemlerle ilgili çok bilgilendirici bir yayın oldu. Teşekkür ediyorum katkılarınız için. Rica ederim. Estağfurullah. Size de iyi çalışmalar diliyorum. Teşekkür ederiz. Sağ olun hocam.